4,5 aydır, 4 aydır biz belediyeye devraldık. Biz kazandık Sırtköy Belediyesi'nde. Biz şu anda Sırtköy, Deştadari, bir de bize bağlı 3 mezramız daha var. Herbak, Aslantepe, bir de Telela. Onlar da bize ait. Burası, biz buraya gelirken hem seçim çalışmasında çalışırken biz o zaman notlarımızı tutmuştuk. 67F yolları hiç yoktu. Şimdi biz o yolları, şu anda stabilize yollarını yaptık. 69 evi, şu anda 3 ev kaldı. Onu da önümüzdeki haftaya başlayacağız. 50-58 eve bitirdik biz, stabilize yollarını bitirdik. Şu anda siz de gördünüz. Bir de ayrıyeten 48 ev kanalizasyon hiç yoktu. Onları da biz yaptık. Ana hatları, 3 tane ana hat, hepsi tıkanlıktı, 7-8 yıldı tıkanlıktı. Hatta çoğu hayvanlar su içti, o kanalizasyon pis suyu içtiği zaman hayvanları öldü. O komşularla falan o zaman tartışmalar da çıktı, biz bunu duyduk. Biz o ana hatları da bitirdik ve uzatmasını da yaptık onları. Kanalizasyon şu anda %90'ı bitirmek üzereyiz, az kaldı. Şu gördüğümüz mahalle 9 yıldır, 10 yıldır bu mahalle buraya taşındı. Buraya ne altyapısı vardı, hiç yoktu buranın. Bir de suyu da, çöp kutusu bile dahi burada hiçbir şey yoktu. Biz buraya geldik de burayı devraldıktan sonra, kazandıktan sonra DEM Parti olarak geldik ilk burada. Yolu bitirdik şu anda. Sonbaharda Allah kısmet ederse buranın parka taşıdı. Şu anda projemizde var. Onu parka yapacağız hepsini. Bir de şuraya geldiğimiz zaman genellikle şöyle, daha en önemli bir sıkıntımız daha var. Su sorunu. Su sorunu şu an. Biz Aslantepe'deki, biz geldiğimiz zaman oranın su sorunu bitirdik. Oraya su sorunu, biz son taşını yaptık. Onarımını yaptık, bitirdik. Şu anda su sıkıntısı yok. Aslantepe bitti. Herbak'taki su kulesi bozulmuştu. Elektriği, hepsi onu yeniledik. Onu da bitirdik. İki mezra şu anda sıkıntısı yok. Deştadari'de büyük bir sıkıntı var. Şu anda biz 100 tonluk bir su kulesini, ihalesini verdik. İhalesi bitmek üzere. 2 ayda onu da bitireceğiz. Biz o 2 ayda onu, 100 tonluk bir su yapıyoruz, su deposu. Kaldı şu anda burada başka bir sorun var. Millet çok şikayet ediyor da. Sırtköy Belediyesi'nde hayvancılık, biz koçeriz. 18 bine yakın küçükbaş hayvanlar var burada. Böyle bir sıkıntımız daha var. Hani biz buraya geldikten sonra bize bir traktörümüzü, o imkanlar yoktu. Nasıl yaptık? Bu imkanları nasıl başarabildik? İmkansız demeyelim. Bak, belediyeler borçlu var, şu var. Biz demedik. Cizre'den, İdil'den, Slopi'den biz buradan yardım istedik. Eş başkanlarımıza biz irtibata geçtik. Kamyonları, Halfiyat kamyonları bize gönderdiler. Kredileri bize gönderdiler. Bunlar hepsi geldi burada. Bir aya yakın, 1,5 aya yakın çalıştı burada. Biz yolları bitirdik. Ben inanıyorum ki 5 yıl az değil. Bu 5 yılda bu bende yeşillik yok yani. Şu anda dolaştığın zaman yeşillenme yok, ağaçlanma yok. Şöyle düşünelim, kaç yıldır burası belediye, bir çocuk parkı dahi yok. 3 mezraya git dolaş, Deştadere'ye gel, çocuk parkı da yok. Biz çocuklara, biz seçime giderken çocuklar da bunu, yani bize bir şimdiye kadar çocuğuz, oynuyoruz, dışarı çıkacağımız bir yer yok. Sizden bir ihtiyacımız vardı, çocuk parkı istiyorlar. Biz şu anda projemizde şu var. Herbak, Aslantepe, Telila, bunlar bize ait mezralardır. Ve Sırtköy'de biz burada çocuk parkı da yapacağız bütün mezralarda. Mesire alanı yeşillik. Yani burada hem belde olduğu için normal, herhangi bir köye gidersen yeşillik alanı var ve parklar, çocuk parkı var. Ama burası belediye olduğu rağmen ne bir çocuk parkı var, ne yeşillik var. Yani hiç yok. Onlar da biz şu anda projelerimiz için bunları yapacağız. Şu anda altyapı hemen bir sonbahara kadar bitireceğiz. Borç var deyin, korkmayın. Yeter ki inanalım birbirimize, kendimize güvenelim. Yapmayacağımız hiçbir şey yok. Bizden ne itfaiyemiz yoktu. Halfiyat aracımız yok. Cenaze aracımız yok. Arasız temizlik aracımız yok.
Bunlar hiçbir şey olmadığına rağmen temizliğimizi yapıyoruz. İmkansızlık ya. Biz şu anda eş başkan olarak biz de personelle beraber mahalleye gönüllüyle beraber biz sokaklara çıktık, temizliğimizi yaptık. Ayrıca biz hani şey yoktu, tamper araç yoktu diye otursaydık bu işler olmazdı. İmkansız demeyelim, boş demeyelim, çalışalım. Bu bir fırsattır. DEM Parti olarak halkın içinde mahalle mahalle ev ev dolaşalım. Oturalım, halkın içinde çıkmayalım. İmkanımız bile yoksa onu bire bir söyleyelim. Şu durumdayız ama yapacağız. Yapmaya da inanıyorum.